Değerli izleyiciler, Şehir ve İnsan programında Türkiye'nin gündeminde yer alan güncel konuların dışında bazı şeyler anlatıyoruz. Geçen hafta hükümet konağında bir işim vardı, Aydın hükümet konağında. Kapının önünde bir vatandaş, sanıyorum köylerimizden birisinden gelen bir vatandaşımız, "Aa, siz Hüseyin Aksu değil misiniz?" dedi. Ve ben de tabii kendisine ilgi gösterdim, biraz sohbet ettik. Bir değerlendirme aldım. Yani zaman zaman yolda bu tür vatandaşlarla sohbet ediyorum. Ve programla ilgili izleyen vatandaşlarımızın izlenimlerini almaya çalışıyorum. Vatandaş dedi ki, "Başkanım," dedi, "siz," dedi, "öyle şeyler anlatıyorsunuz, bana," dedi, "çok mantıklı geliyor. Yani her şeyin çözümünü de anlatıyorsunuz," dedi. "Niye," dedi, "bunları uygulamıyorlar? Niye," dedi, "devlet, siyasetçiler bu yaklaşımınızı benimsemiyorlar? Neden sizi hep dışlıyorlar, öyle görünüyor, aday bile yapmıyorlar?" Bu tür sorular sordu. Bunlar tabii ilk defa muhatap olduğum sorular değil. Şimdi ben size tabii ki bazı şeyler anlatmak istiyorum. Planlama dediğimiz kavramı bundan iki önceki programda anlattık. Planlama nedir? Çağdaş planlama nedir? Stratejik planlama nedir? Bir planlamanın aşamaları nelerdir? Entegre planlama nedir? Doğa yönetimi nedir? Çünkü insan doğayla, doğanın içinde yaşıyor. Doğayı ne kadar doğru yönetirse, doğayı ne kadar doğru kullanırsa o kadar mutlu, huzurlu ve kalkınmış oluyor. Yani bunun başka açıklaması yok. Biz doğayı doğru kullanıyor muyuz? Yani doğa, Allah'ın yarattığı büyük bir ortam, kainat dediğimiz ortamın bir zerresinin üzerinde yaşıyoruz. Dünya dediğimiz bir gezegende yaşıyoruz. Bize göre dünya çok büyük. Aslında yaratılan bütün evrene bakarsanız çok küçük. Ama dünyadaki mesaha, yani alan veya dünyadaki olan bitenlerin bu kadar karmaşık ve büyük olması sizi yanıltmasın. Aslında yaratılıştan gelen bizim işte bilim dediğimiz, insan aklıyla açıklayabildiğimiz kısmı olan bilim dediğimiz bilimde milyonlarca faktör var. Bunların hepsinde bir planlama esas. Şimdi bir söz vardır. Derenin taşıyla derenin kuşunu vurmak. Şimdi bu çok güzel bir söz. Bunun anlamını yeteri kadar anlıyor muyuz? Bunun ne kadar bilimsel bir söz olduğunu, atasözü olduğunu farkında mıyız? Derenin taşı nedir, derenin kuşu nedir? Şimdi bizim devlet sistemimizde dere bakanlığı var, efendim, bir de kuş bakanlığı var. Şimdi dereye diyor ki vatandaş, "Şu dereden bir taş alayım da şu kuşu vurayım." Dere diyor ki, "Dur bir dakika ya, ben bir izin alayım Ankara'dan." Ankara'ya yazıyor, diyor ki dereden taş alıp kuşu vuracakmış diyor. Ankara soruyor, "Kuşun vurulması gerekiyor mu?" Yazışmalar devam ediyor. Diyor ki, "Kuş," diyor, "tarlalara zarar veriyor, bunun vurulması gerekiyor. Ama," diyor, "siz izin verirseniz dere olarak, dere bakanlığı olarak biz," diyor, "vatandaşa bir taş vereceğiz," diyor. Tabii yazışmalar, mazışmalar, o sezon bitiyor. O kuşlar bütün ürünü yiyor, bitiriyor. Ortada bir şey kalmıyor. O ürünü eken benim köylü vatandaşım mağdur oluyor. Buna bürokrasi diyoruz. Yani derenin taşıyla derenin kuşunu vurma konusunda plansızlık, bürokrasi, statüko dediğimiz atıl yapı, bunlar bütün devletlerde var ama Türkiye'de akıl almaz ölçüde var. Ertesi sezon geliyor, vatandaşım yine ekiyor, ürün ortaya çıkıyor, kuşu kovalayacak dereden taş alması gerekiyor. Dereye gidiyor, diyor ki, "Ya geçen sene," diyor, "vermediniz, bu sene bari verin." O diyor ki, "Yeniden yazacağız." Eyvah, diyor. Bunun üzerine dere burnun dibinde iken gidiyor vatandaş taş arıyor tarlasındaki kuşu kovalamak için. Taş da çok uzaklarda bir yerde çıkıyor. 20 kilometre öteden taş getiriyor kuşu kovalayacağım diye. Taş ağır, taşıyacak bir nakliyeciyle anlaşıyor. Kuşu kovalamak için 20 kilometre öteden taşı getirmek için dünya kadar para harcıyor. Tamam, kuşu kovalıyor.
taşıma taşla. O sene ürün iyi. Fakat kuşu kovalamak için, taşı 20 kilometreden getirmek için o kadar çok para harcadı ki para kazanamıyor. İşte bunlar hep tipik örnekler. Yani bir işi yaparken çeşit çeşit bakanlıklar var. Bu devletin bir gereği. Mesleklerde de çeşit çeşit branşlar var. Yani Allah yaratırken branş branş yaratmadı, koca bir evren yarattı. Bizim aklımız yetmediği için aklımızın yettiği kadarını branşlara böldük. Devlet de devasa bir yapı ya, devleti yönetebilmek için de onu branşlara böldük. İşte 15-16 tane bakanlığa böldük. Bakanlıkların altında daire, genel müdürlükler var, daire başkanlıkları var. Şimdi millet zannediyor ki benim bakanlığım dünyaya hakim. Ben devlet demir yollarıyım, ulaştırma bakanlığıyım, ben karayollarıyım. Benim işime kimse karışamaz. Ben sadece yol yaparım, ben sadece demir yolu yaparım, ben sadece sulama kanalı yaparım. Ben sadece şunu yaparım, ben sadece bunu yaparım. Olay öyle değil. Dünya iç içe, dünyadaki bütün gerçekler birbiriyle etkileşim altında. Doğru devlet yönetimi bunları doğru planlar, kendi kurumlarına koordinasyon sağlar ve bir projeyi hayata geçirirken derenin taşıyla derenin kuşunu vurur. Yani derenin taşıyla derenin kuşunu vuramayan devlet, bürokratik devlet başarılı olmaz. Türkiye'deki en klasik hastalıkların başında bu geliyor. Doğru planlama yapılamayışı, entegre planlama yapılamayışı, her kurumun kendi işini bağımsız bakması, bir diğer kurumla işbirliğini düşünmemesi. Ha şimdi bu laflara bir açıklama getirmek için bir iki tane örnek vereceğim. Şimdi biz otoyol yapıyoruz değil mi? Otoyolun ortasında refüj var, kenarında da şev var. Peki bu ortasındaki refüje Japon'un yaptığı gibi güneş enerjisi kolektörleri kursak bir zararı olur mu? Olmaz. Faydası olur mu? Ya koskoca kilometrelerce otobanda üretebileceğiniz elektriği düşünün. Arsa parası yok, altyapı parası yok, ulaşım parası yok, yol parası yok, yolun içinde. Gelin şu otobanların şevlerine, güneye bakan kısımların özellikle ve orta refüjlerini enerji, güneş enerjisi kolektörleri donatıp enerji üretelim. Bunu yaparsanız enterkonekte sistemdeki gibi öyle devasa direkler dikmek, dağların üzerinden aşırttırmak, o enerjiyi taşımak, trafo merkezlerine götürmek gibi bir derdiniz de olmuyor. Bakın, işte derenin taşıyla derenin kuşu. Dere orada, otoban. Derenin taşı da orada, orta refüj. Derenin kuşunu vurmak, enerjiyi üretmek. Ama biz enerjiyi üretemiyoruz. Karayolları diyor ki, yok kardeşim Enerji Bakanlığı gitsin başka yerde kursun ya, güneş santrali kuracaksa. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ha daha da öteye bir karayolu yapıyorsanız, bir otoban yapıyorsanız, bunu sadece enerjiyle değil, otobanda ne gider? Tekerlekli araçlar gider değil mi? Ortasında veya ortasında olabilir, yanında olabilir bir demir yolunu birlikte planlayın. Demir yoluyla otoyolu aynı güzergahın üstüne koyun. Maliyetiniz düşer mi? Düşer. Derenin taşıyla derenin kuşunu vurmuş olursunuz. Derenin taşını ta 20 kilometre öteden getirip de zarar etmezsiniz. Dolayısıyla yapılabilecek planlamada o kadar çok şey var ki, biz buna entegre planlama diyoruz, entegre projeler diyoruz. Bir projeyi hazırlarken hangi sektör o projeden yararlanabilir, bunların hepsini düşünelim. Bunu söylüyoruz. Şimdi ekrana alırsak arkadaşlar, bugün size bu derenin taşıyla derenin kuşunu vurma hikayesinde, yansıtmada bir sorunumuz yok değil mi? Evet, ekrana yansıtabiliriz. Bu derenin taşı ve derenin kuşu hikayesinde bir örnek vermek istiyorum. Aydın Denizli Otobanı. Bunun hikayesini size anlatacağım. Yansıtma gelmiyor mu? Bende yansıtma görünüyor. Yansıtamazsak sözle anlatacağız otobanı.
biraz zor olacak gerçi ama Aydın-Denizli otoyolu aslında Aydın'dan başlayıp Antalya'ya kadar uzanan bir otoban projesi. Bu projenin ilk fikri 1984 yılında Turgut Özal döneminde atıldı. Turgut Özal'a ben danışmanlık yaptım. Hatta Turgut Özal siyasete girmeden önce toplu konut idaresinin kurulması konusunda benden kanun tasarımı istedi. Biz onunla 1978'de başlayan bir ilişkiyle toplu konut kanunu yazdık. Toplu konut kanunu devreye soktuk. O kanunun içine özelleştirmeyi kattık. Savunma sanayi fonunu kattık. Yani Turgut Özal'la olan ilişkimiz çok öncelerden başlıyor. Yansıtma yapamıyor muyuz arkadaşlar? Ona göre programın formatını değiştirmek zorunda kalacağım. Evet. Yansıtma var bende. Ha, şimdi geldi işte. Şimdi geçen hafta kısa bir iki dakika ayırmak istiyorum. Aydın'daki yatırımlara ayırdım ve yorumlamıştım. Aydın Denizli Otobanı da Aydın'daki yatırımlardan en büyüğü aslında. Ve eleştirmiştim. Bakın burada görünüyor. Aydın'da devlet eliyle toplam 67 milyar liralık yatırım yapılıyor. Bunu da otoban hariç. Çünkü otoban yap işlet devret yapılıyor. Bu yatırım programında yok. Devletten para sözde harcanmıyor. Bunun ne kadarı gerçekleşmiş? 35 milyar liralık bölümü gerçekleşmiş. Kalan 4 milyar liralık bölümü de 2024 yılında yapılmak üzere planlanmış. 67 milyar Aydın'a yatırım var. 35 milyarı gerçekleşmiş. 30 milyarı duruyor. Bunun 4.2 milyar lirası 2024 yılına ayrılmış. Bu tempoyla giderse Aydın'da hiç yeni bir proje getirmezseniz dahi bu mevcut projelerin bitiş süresi tam 8 sene. 8 yıl. Bunu bir kez daha altını çiziyorum. Gelelim Aydın Denizli Otoyolu'na. Az önce bahsettik. Bu otoban 1984 ve 85 yıllarında Sayın Turgut Özal'ın planladığı bir ulaşım sistemleri reformu çatısı altında yapıldı. O tarihlerde bir Türkiye'nin ulaşım master planı hazırlansın dedik. Ama Ankara bürokrasisi, yine o derenin taşını esirgeyen Ankara bürokrasisi, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde çok bilmiş bir takım insanlar, Türkiye geneli için bir ulaşım master planı hazırlamak yerine Sayın Turgut Özal'a gittiler. Efendim dediler, en sıkışık yer İzmir-Çeşme arası. Oraya otoban yapalım. En sıkışık yer, efendime söyleyeyim, Aydın-İzmir arası. Aydın-İzmir arasının sıkışıklığının nedeni de Aydın'ın milletvekili Sayın Cengiz Altınkaya Bayındırlık Bakanı. Torpilliyiz. Dolayısıyla Türkiye'de yapılan ilk otobanlar Aydın-İzmir ve Aydın-Çeşme otobanları olduğu. O tarihte otoban projesini de gittiler finansman için Amerikalılardan kredi istediler. Yani bizde her şey hep yanlış yapılıyor ya. O zaman söyledik, bakın 1930'lu yıllarda Amerika'daki büyük krizi çözmek için çok büyük altyapı yatırımlarına devlet giriyor. Otobanlar, barajlar, buna Tennessee Valley Project deniyor. Yani Tennessee eyaletindeki büyük bir vadide çok büyük bir proje geliştiriyorlar. İçinde yüzlerce sulama sistemleri var, barajlar var, yollar var. Ve bu projeyi devlet istihdam yaratmak için emek yoğun bir şekilde yerel halka yaptırtıyor. Ve o şekilde krizi aşıyorlar. Yani bir yatırımı zengine veya belli sayıda firmalara, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt ihalesi gibi veya efendim bizim pek çok kişinin beşli çete dediği Türkiye'deki beş tane büyük firmaya değil, küçük küçük taşeronlara, hatta vatandaşlara, yerel güçlere, kamyoncuya otoban yaptırıyorsanız doğru yapıyorsunuz. Çünkü siz ihale edersiniz,
Kimseyi kastetmiyorum. Herkesi tenzih ederek söylüyorum. Yarın kimse gidip de dava mava açmaya kalkmasın. Yani imajinal, hayali bir ülkede birisi otoban ihale ediyor. Patagonya diyelim. Patagonya'nın efendim yöneticisi diyor ki sana 10 liraya bunu yaptıracağım. Bunun maliyeti 1 lira. Alacak olan kişi seviniyor. 1 liralık işi 10 liraya yapacağım diyor. Yok diyor, bir dakika. 5 lirası benim diyor. Tamam, razıyım. 1 liralık işi 5 liraya yaparım. Ondan sonra diyor ki bir de şunlar var diyor, şu arkadaşlar diyor. 3 lirasını da buna vereceksin diyor. Eyvah. 10'du, 5'e düştü, sonra 2'ye düştü. 5'i oraya, 3'ü buraya. Bana ne kaldı? 1 lira maliyeti olan şeyi 2 liraya yapacağım. Oh ne güzel, %100 kar. Adam almış bunu yapacak. Bakın, 2 liraya yapacak. Ne yapıyor? Gidiyor büyük büyük firmalara. Diyor ki şu 10 kilometreyi sen yap, şu 5 kilometreyi sen yap. Paylaştırıyor, bölüyor, dağıtıyor ana firma. O Avanta ilişkisine giren devletle Patagonya'da ana firma var ya, o işi yapacak ya, projeyi alıyor, kendisi hiçbir şey yapmıyor. Dağıtıyor bazı firmalara, orta boy veya büyük diyebileceğimiz firmalara, çünkü iş çok büyük iş. Büyük büyük firmalara dağıtıyor. 10 kilometre senin. O büyük firma da kar edecek ya, o da o 10 kilometrelik bölümü alıyor, birer kilometre taşeronlara veriyor. Taşeron da kar edecek ya. Taşeron da diyor ki, ey kamyoncular gelin diyor, benden diyor nakliye var diyor, yüklerim diyor, sefer başına diyor size 500 lira para veririm diyor. Yani benim kamyoncum 500 lira para alacak, o kamyonun döktüğü malzeme aşağı yukarı 10 bin liraya geliyor devlete, vatandaşa. 10 bin liraya, 20 katı. Zaten ana müteahhit 1 liralık işi 10 liraya aldı ya, o 1 liralık işi de yaptırmak için bir sürü insana kar verip aşağıdaki kamyoncuya para kalmıyor. Aşağıdaki kamyoncu sabahtan akşama kadar direksiyon sallıyor. 15 tane sefer atıyor. Aldığı parayla evinin geçimini sağlamaya çalışıyor. 2 ay sonra lastikleri eskiyor. Cebinde para yok. Veya bir makas kırıyor. Veya motor bir bakım istiyor. Cebinde para yok. Yani akar yakıtını aldığı para zar zor karşılıyor, bir de evinin geçimini karşılıyor. Yani buna planlı bir yatırım diyebilir miyiz? Kademe kademe haksız yere bir sürü insana para kazandıran, işin içine bir sürü rüşvetler bilmem neler sokan, yani 1 liralık işi 10 liraya ihale edip aslında 1 liralık işin maliyeti 10 kuruşken 100 katı vatandaşın cebinden, vergilerinden para ödeyen bir devlet yapısı Patagonya. Yani bunları kimse konuşmuyor. Erken seçim var mı yok mu? Efendime söyleyeyim, Suriye ile barıştık mı barışmadık mı? Normalleşelim mi? Kardeşim siz anormalleşmişsiniz, bir daha normalleşemezsiniz. Siz bir kenara çekilin. Normal düşünebilen, planlayan, bilime önem veren, bilimin dışında dürüst, ahlaklı, dini inancı sağlam insanlar gelsin ya. Yani bu ortamda Türkiye'nin gündemini normalleşme işgal ediyorsa, onunla itiştik, bununla kakıştık, sen PKK'lısın, sen bilmem nesin, Sinan Ateş cinayeti gibi cinayetler, yargıda bir takım uyumsuzluklar, komik komik olaylar, insanların aklıyla alay eden bir gündemle yaşıyorsak, gerçek gündemi de unutuyorsak, o 1 liraya yaptırabileceğim işi, 1 liraya yaptırabileceğim işi 100 liraya yaptırıyorsa devlet, orada sorun var. Orada kimse kalkınma beklemesin. Kimse huzur, refah, sağlıklı bir yaşam ve gelişmiş, kalkınmış bir toplum, buna paralel olarak gelişmiş bir kültür, gelişmiş bir sosyal yaşam beklemesin. İşte başımıza gelen maalesef bu. Biz diyoruz ki planlamayı doğru yapın. Derenin taşıyla derenin kuşunu vurun. Bir işi yaparken bütün bakanlıklar istişare etsin, planlama buna göre yapılsın. Sineğin yağını hesap edin. Öyle vergiler koymakla tasarruf edeceğim diye yolda motosikletle canı bahasına kargo taşıyan
kardeşlerimize vergi katmakla bir tane otomobil almış bir tesisat ustası, başka çaresi yok ya, bir tane araba alacak ya, tesisat ustası ya, işine gidecek, takımları var. Bu adama o arabayı ÖTV, KDV deyip 3 katı fiyata veriyorsan, adamın ödeyeceği bir araba parasını çıkıp da sen 3 katı para alıyorsan, alır almaz adamın aldığı her akaryakıtı 3 katı fiyata satıyorsan, gerisini devlete alıyorsan, gidip de muayeneye gittiği zaman maliyeti 100 lira olan bir muayene işleminden 15 katı para alıyorsan, yine on binlerce lira kasko sigortası zorunludur kardeşim deyip onu da cebine el atıyorsan, o tesisatçı parayı devlete adeta kaptırmış olur. Olan biten budur. Yani bir tane basit araçtan bir tesisatçının kazancının %80'ini alıp götürüyor. Ya almayı versin arabayı, ya almazsa nasıl götürecek, sırtında mı taşıyacak boru anahtarını? Dolayısıyla öyle bir düzen içindeyiz ki, o kadar da kolay ki çözülmesi. İşte kolayları anlatıyoruz. 1 liralık yolun 100 liraya mal olduğunu anlattık size. Bakın şu anda Aydın'da bir yol yapılıyor. 22 sene sonra benim bıraktığım Aydın şehrinde bir yol yapılıyor. İlk defa bir bulvar açılıyor. 22 sene sonra. Ben 8 senede 54 tane bulvar açtım. Açık söyleyeyim. Derenin taşıyla derenin kuşunu vurarak açtım. Çünkü 54 tane bulvar açacak 90'lı yıllarda para mara yoktu. 94 Tansu Çiller kriziyle başladık. 2001 Ecevit kriziyle bitirdik. 90'lı yıllar hep kriz yıllarıydı. Biz o dönemde yaptığımız diğer 5000 yatırımı bir kenara bırakıyorum. Sadece 54 tane bulvar açtık. 22 sene sonra Aydın'da belediye bulvar açamıyor. Hiç açmadı. Bir tane bile bulvar açılmadı Aydın'da. 22 senedir. Hastane yapılıyor diye bulvara ihtiyaç var. Benim çizdiğim hastane bulvarı, Şevketiye bulvarı, 1996'da çizmişim bulvarı. O bulvarı belediye yapmadığı için götürüyorlar, bakanlık yapıyor, ihale ediyor 5 milyar liraya. 5 milyar lira büyükşehirin bütçesi arkadaş. 5 milyar lira. Yüze böl, kaç para çıkar biliyor musunuz? 5 milyar lirayı 10'a bölerseniz 500 bin lira çıkar. Yüze bölerseniz 50 bin lira çıkar. Ben o bulvarı 50 bin liraya yaptırdım zamanında. %1'ine. Nasıl yaptırdım? Diş hastanesi orada duruyor. Yiğimpaş'ın bıraktığı bina. Sonradan diş hastanesi oldu. O bina yapılırken, ruhsat verirken şart koştum. Binanın çok büyük bir hafriyatı var. Yaklaşık 140 bin metreküp. Dedim ki çıkan hafriyatı hemen yanı başında kurduğum Mimar Sinan Mahallesi'nin yollarına serin, dökün. Size ben ruhsat vereceğim. Yimpaş'ın yöneticileri dediler ki Allah razı olsun ya, burnumuzun dibi. Ya bize o 140 bin metreküp toprağı 10 kilometre öteye taşı deseydin mahvolurduk. Sen burnumuzun dibine dökmeye izin verdin. Allah razı olsun. Dedim ki önce ben kazıkları çakayım, orada bulvarlar var, 18 tane bulvar var. Kazıkları çakayım, bir grader kiralayın, şöyle bir kazıyın toprağı. Kazdılar, dedim ki bu toprak çok kabarık, siz onu güzelce bir silindir tutun, güzel sulayın, ben size arazöz gönderirim, sıkıştırın. Onu da yaptılar. Ondan sonra dolguya başladılar. Dolguyu götürdüler, kamyon döküyorlar, baktık çok kalın. Mühendislikte 20 santimden fazla tabaka olmayacak. Dedim ki olmaz. 20 santim sereceksiniz. Tamam dediler. Serdiğiniz stabilize malzemeyi sıkıştıracaksınız. Tamam dediler. 20 santim serildi, bitti. En son patron geldi. İmpaş'ın patronu dedi ki başkan sen bize asfaltı da döktüreceksin mi dedi. Yok dedim. Ben insaflı adamım. Ne verdiysem onun karşılığını alıyorum sizden. Ve dediğim gibi 5 milyarlık İşi 50 bin liraya mal ettik. 50 bin lira bile çok, bedavaya mal ettik. İşte derenin taşıyla derenin kuşunu vurmak böyle bir tekniktir. Bakacaksınız hangi malzemeyi nerede nasıl kullanırım, nasıl ucuzlatırım, işleri birbiriyle entegre ettiğim zaman nasıl tasarruf ederim, nasıl faydayı çoğaltırım,
mühendislik planlaması böyle olmalı. Ama bizde her bakanlık ayrı, her genel müdürlük ayrı. Kimse kimseyi bahçesine sokmuyor. Adam otoban yapıyor. İşte otoban. Şu kırmızı olan kısım 80'li yıllarda başlayıp 1995'te biten Aydın-İzmir otobanı. Şimdi o siyah kısım şu anda yapılıyor. Aydın-Denizli otobanı. Daha sonra inşallah Allah nasip eder yeşil kısım var. O da Denizli'den Antalya'ya kadar olan otoban. Bu Türkiye için önemli bir projeydi 80'li yıllarda. Ben bunun içinde yaşadım. Finansman modelini eleştirdim. Amerikalılardan kredi alıp projeyi Amerikalılara yaptırırsanız zaten projede kaybedersiniz. Adam projeyi pahalı biçimde yapar. Ya şu Aydın'daki otobanın çıkışına bir bakın ya. Dön baba dön, dolaş babam dolaş. Gişelerin yerleri yanlış, otobanın çıkış projeleri yanlış. Ya bir seferde girip çıkma imkanı varken şu Muğla yolunda otobana girmek için adamın başı dönüyor. Niye? Amerikalı para kazanacak. Amerikan standardıymış. Ya burası tarım ülkesi kardeşim. Burada tarım toprağı kıymetli. Sen gidip parayı Amerikalı veriyor diye projeyi onlara verirsen adam sana böyle kazık atar işte. Biz bu kazıkları yedik. Zamanında Aydın-İzmir otobanı yapılırken, özellikle Selatin tüneli yapılırken dedi ki yapmayın, etmeyin. Şunun ortasına raylı sistemi koyun, treni koyun. 3 tane en az ray koyun. Bir tanesi hızlı tren olsun, bir tanesi yük treni olsun, bir tanesi de her istasyonda duran metro tarzı bir tren olsun. Selatin tüneli bir kere açılacak. Ortasına bir de demir yolu tüneli açın yahu. İki göz açtınız, bir göz daha açın ya. Bunlar hep söyledik. Kimse dinlemedi. Bunları faturasını hep 30 senedir cebimizden ödüyoruz arkadaş. 30 senedir o otobana ödediğimiz para şimdi düşük kaldı. Çünkü yeni otobanlar çok daha pahalı. Ah diyoruz ne güzel ucuz ucuz geçiyoruz. Ama ulaşımda sıkıntılarımız bizim cebimizden para götürüyor. Onun farkında değiliz. Eğer dediğimiz gibi Aydın-İzmir, Aydın-Denizli otobanları bizim hazırladığımız projeye göre yapılmış olsaydı bugün Aydın halkının ve devletin cebine çok büyük paralar kalacaktı. Bunun gibi 3 tane daha otoban yaptıracak bir tasarrufa sahne olacaktı. Üretilebilecek enerjinin haddi hesabı olmayacaktı. Şimdi bu otobanı uzatmayalım. Burada devletin verdiği proje var. Aydın Denizli otobanındaki çıkış noktalarını göstermiş. Aydın'daki kavşaktan sonra Yörük Ali Efe kavşağı var. Yeni Pazar, Nazilli, Kuyucak, Buharkent, Sarayköy, Pamukkale, Kocabaş kavşağıyla bitiyor. Şimdi bu otobanın evet yine bir başka görseli var burada. Bütün çıkışları gösteriyor. Toplam uzunluğu 163 kilometre. Bunun otoyol olan kısmı 140 kilometre. 23 kilometresi bağlantı yolu. Biz bu projeyi eleştirdik. Dedi ki sakın bunu yapmayın. Sakın bunu yapmayın. Neden? Çünkü bu projeyi Amerikalı almış götürmüş. Ovadan geçiremem demiş. Ovadan geçiremem. Dağın eteğinden geçirmiş. Orada köylerimiz var, kasabalarımız var, ilçelerimiz var. Hepsini yarmış, geçmiş. Hiçbir şekilde ÇED raporu, çevresel etkileri değerlendirilmemiş. Maliyet değerlendirilmemiş. Bugün işte yapılıyor. Maalesef çok büyük bir fatura ödüyoruz. Bu otobanın maliyeti olması gerekenin tam 10 katı. Patagonya'daki gibi. %76'sı tamamlanmış. Bakın şu tarım alanlarının içinden gelen tarım alanının zayiatına bakın. O güzelim bahçeler bilmem neler 100 metreye yakın bir bant kamulaştırılmak suretiyle içinde ev mi var, dam mı var, adamın geçim kaynağı mı, köyün içinden geçip köyü ikiye mi bölüyor, dağın yamacından geçerken kazdın, yeraltı sularını mı bozdun, köyler susuz mu kaldı, bunların hepsi yaşanıyor, bana geliyor bunlar. Bu kadar hatalı bir proje olamaz. Biz bunu 25 sene önce görmüşüz. Demişiz ki buna alternatif bir proje. 125 bin dekar zeytinlik ve birinci sınıf tarım arazisi Aydın Denizli Otobanı nedeniyle yok edildi.
Otoban yapmayalım mı ya? Yap kardeşim, yap. Bunu yok etmeden yap. Bakın, tarım arazilerini görüyor musunuz? Birinci sınıf, dünyanın hiçbir yerinde olmayan tarım arazilerini yok eden, bıçak gibi saplanan bir otoban. Otobana karşı değilim, ben mühendisim. Ulaşımın önemini biliyorum. Bir ülkede hep söylüyorum, iki önemli faktör var. Biri ulaşım, öbürü enerji. Bu işi en ucuza, en verimli, en etkin biçimde çözemeyen hiçbir devlet kalkınamamış. Almanya 1930'larda yapmış, Amerika 1930'larda yapmış, kalkınmış, almış, yürümüş. Biz hala nal topluyoruz. Biz hala burada neyi tartışıyoruz? Yani otoban yapacağız. Ne pahasına? Aydın'ın böğrüne bıçak gibi saplayacağız. Alternatif aramayacağız. Bunun daha ucuzu, daha kalitelisi, daha entegresi, Aydın'a daha faydalısı var mı diye bakmayacağız. Var diyen bir belediye başkanı çıkmış, proje hazırlamış. Sana diyor ki, bak böyle yapmayın. Şöyle yaparsanız bunun maliyeti de düşer, Aydın'a katkısı da artar. Bunu da dinlemeyeceksiniz. Ha, 1999 yılında bu otoban ihale edilmişti. Ben belediye başkanıydım. Sayın Mesut Yılmaz yetkili bir yerdeydi, başbakandı. Kendisine gittim, bunları anlattım ve o ihaleyi iptal ettirdim. 20 sene sonra geldiler, yine Amerikalı'nın projesiyle bu cinayeti, bakın cinayet diyorum, bu bir doğa katliamıdır, işlediler. Şu viyadüklere bakın. Bizim alternatifimizde bir tane bile viyadük yok. Bir tane kazı yok yahu. Birazdan geleceğim ne olduğunu. Yeraltı suyunun dengeleri bozuldu. Köylerimiz ikiye bölündü. Şu imalatlara bakın. Bunların parası benim cebimden çıkıyor. Şimdi bu otoyolla ilgili kısa bir takım bilgiler verip devam etmek istiyorum. Alternatifi henüz tanıtmadım. Alternatif Mençep projesi. 30 yıllık proje. 30 yıldır üzerinde çalıştık, daha da geliştirdik. Otoyolun 35 bin araç gün, 17 milyon yıllık, 227 milyon araç kapasitesiyle ihale edilmiş. Garantili olarak. 11 kilometresi 12 milyon euroya geliyor. Kilometresi 12 milyon euroya geliyor. Toplam ihale bedeli 1 milyar 650 milyon euro. Devlet para ödemeyecek yalnız. Bunları biz ödeyeceğiz. Otoyolların kilometre maliyeti bana göre entegre yapıldığı takdirde 1 milyon eurodur. Kaç katı? 12 katı. 12 katı maliyet. Bu projeyle otoyolda en az 10 katı pahalıya yaptırılıyor. Bu para bizim cebimizden çıkacak demişiz. Mençep projesinin toplam maliyeti. Mençep projesi devasa bir proje. Her şey var içinde. Onun toplam maliyeti 1,5 milyar euroydu ya. Mençep projesinin içinde otoban var. Birazdan sayacağım. Raylı sistem var, sulama var, drenaj var, parselasyon var, tarım var. Tarım arazilerinin eksilmesi değil, artması var, çoğalması var, sürdürülebilir bir proje. Maliyeti 1,5 milyar euro. Biz gidiyoruz onun içindeki onda biri bile olmayan bir otobanı 1 milyar 650 milyon euroya ihale edip 125 bin dekar dönüm araziyi, tarım arazisini kaybediyoruz. Verdiği diğer rahatsızlıklar hariç, köyleri ikiye bölmesi, yeraltı su dengesini bozması vesairesi, şusu busu, virajı, rampası. Dolayısıyla Mençep, Büyük Menderes Havzası'nda yer alan, Çine Alt Havzası'nda içine alan yerleşmelerin tümüne yönelik bir ana strateji ışığında aşağıdaki başlıkları içeren bir projedir. Birazdan daha ayrıntıya gireceğim. 1. Menderes Nehri'nin yatak islahı yapılacak. Nehrin seddesinden yatak islahı yaptık, kanal içine aldık, seddesinden yararlanmak suretiyle hızlı tren sistemi, otoban, jeotermal veya doğalgaz, ana boru hattı, bütün bunlar çözümleniyor. Tarım arazilerinin kullanımı değişiyor. Sulama ve yan dere yataklarının islahı aradan çıkarılıyor.
Yıllardır yan dere yataklarını ıslah ede bitiremedi Devlet Su İşleri. Bir de 100 yıllık debiye göre yapıyorlar, 500 yıllığa göre değil. Arada bir DSE'nin ıslah ettiği dere taşkın yapıyor. Millet de merak ediyor, ya bu DSE'de akıl yok mu da böyle yaptı, niye taştı bu? Mühendislikteki proje esasları 100 yıllık debiye göre yaparsan, 500 yıllık veya katastrofik debiye göre hesap yapmazsan, kanalın kestiği daha dar olur. Olası bir büyük yağmurda taşar. Bu da olan biten bu. Biz hep fakiriz, ucuza kaçalım. Ucuz etin yahnisi de böyle oluyor arkadaş. Hep zarar görüyoruz. Depremde de böyle. Ucuz bina yapacağız diye, demiri az koyduracağız diye devlet kendisi yönlendirdi arkadaş. Yapmayın. O geçmişte bizim kınadığımız, Allah kahretmesin, 99'dan önce yapılan bütün binalar, çürük dediğimiz binalar kontrolsüz mü yapıldı zannediyorsunuz? O günkü yönetmeliğe göre yapıldı. Yönetmeliği kim yayınladı? Devlet yayınladı. Kim kabahatli? Devlet kabahatli. Burada da öyle. Yan dere yatağı ıslah ediyoruz, sel geliyor, alıyor götürüyor. Hadi bakalım. Niye? Diyor ki biz 100 yıllık debiye göre yaptık. Ya 500 yıla göre yap, bir sefer yap arkadaş. Adam 1000 sene önce yaptığı köprü, 600 sene önce Osmanlı'nın yaptığı köprü hala ayakta. Senin köprünü sel alıyor götürüyor. Erozyon kontrolü. Ta dağlardan başlıyor MÇEP projesi. Erozyon kontrolü yapıyor. Yani dağlardaki tarım arazilerini koruyacak ağaçlandırma yapıyor. Atık yönetim sistemini kuruyor. Bütün vilayetin kanalizasyon, kimyasal arıtmaları ve katı atıkları ve zirai ilaçlama sistemleri. Bütün bunlar çözüyor ya. Gelelim şimdi MÇEP'i anlatalım size. Bu otoyolun alternatifi değil. Otoyolu yüze katlayan bir projeydi. Bunun için biz özel bir Menderes Havzası Belediye Birliği kurduk. Kimse dönüp bakmadı. Herkes itiş kakışta. Normalleşecekmişiz. Normalleşecekseniz normal işler yapın ya. Akla hürmet edin. Planlamayı doğru yapın, entegre yapın. Derenin taşıyla derenin kuşunu vurun. Derenin taşıyla sadece kuşu değil, 1000 çeşit iş yapabilirsiniz ya. Derenin taşı orada duruyor. Siz hala daha bürokrasinin içinde boğulup gidiyorsunuz. Bakın MÇEP projesinin kapsamını burada bir kez daha açıklamışız. Yatak ıslahı diyoruz. Menderes Nehri'nin yatak ıslahı, otoyolun nehir seddesinden geçirilmesi. Bakın otoyol nehir seddesinden geçiriliyor. Jeotermalin ana borusu veya doğalgaz hattının geçirilmesi, hızlı tren sisteminin seddeden geçirilmesi, elektrik enerji nakil hattının geçirilmesi, yol boyunca güneş enerjisiyle santraller kurulacak, enerjisi de o hat üzerinden yürütülecek. Bakın Menderes Nehri'ni yatak ıslahı yapıyorsunuz. Bu ta 1856 yılında Sultan Abdülhamid'in projesi. Bunu İzmir lobisi yaptırtmamış. Yatak ıslahının bir takım özel koşulları var. Doğayla fazla oynamaya gelmez. Menderes Nehri böyle kıvrım kıvrım kıvrım, meandros zaten kıvrım demektir. Menderes'in adı kıvrımdan geliyor. Kıvrım kıvrım gidiyor. Bir sürü yer işgal ediyor, doğru mu? Siz bunu bir yatak içine alırsanız bunun hızı artar. Akış hızı artar. Sürükleme hızı artar. Yan derelerden gelen topraklar, alivyonlar sürüklenir gider. Bunların hepsinin mühendislikte çözümü var arkadaş. O hızı şimdiki hıza ayarlayan sistemler var. Regülatörler var vesaireler var. Yan dere yataklarını ıslah eden bir proje var. Yani yan dereden mümkün olduğu kadar hemen hemen sıfır erozyon, sıfır malzeme taşınan bir sistem var. Tarım arazilerinin kullanılmasını tekrar ele alıyoruz. Arazi bu kanal geçtikten sonra toplulaştırıyoruz. Şimdiki toplulaştırma gibi değil. En küçük parseli 300 bin metrekare olan bir toplulaştırma sistemi. Ne olacak benim tarlam 5 dönüm? Onun da yolu var. Tarım parkları dediğimiz bir örgütlenme modeli önerdik. 300 dönüme ortak oluyorsun. Bir nevi bir kooperatif modeli. 300 dönümü diğer ortaklarınla birlikte işliyorsun. Ortaklarına birlikte ürünü kaldırıyorsun, 5 misli para kazanıyorsun. Organize tarım bölgeleri dediğimiz konu. Tabii ki
Aynı zamanda hayvancılığı teşvik eden organize hayvancılık bölgeleri var MÇEP projesi içinde. Organize sera bölgeleri var, daha da etkin tarımın yapıldığı ve sağlık turizmi var. Daha önemlisi. İç kesimlerde sağlık turizmi var. Sulama konusu, Menderes'in yan dere yatakları ıslah ediliyor. Sulama sistemleri kapalı ve açık sistemler olarak, daha ziyade kapalı sistem olarak, borulu sistem, suyu tasarruf eden sistem olarak yapılıyor. Regülatörler ve taşkın kontrol sistemleri yapılıyor. Barajlar ve göletler yapılıyor. Aydın'daki dağ köyleri dahil bütün yerleşmelerin içme suyu, kullanma suyu ve tarımsal sulama suyu temin ediliyor. Dağda da. Bugün gidip de Sayın Özlem Çerçoğlu'nun açtığı gibi dağlarda kuyu açmaya kalkarsanız yeraltı su dengesini bozarsınız. Bunu bütün mühendisler söylüyor. Ya bunlar göstermelik, bunlar planlı şekilde yapılacak. Ve son olarak erozyon kontrol sistemleri, dağlarda özellikle bu yan dere yataklarında erozyonu önleyen sistemler kuruluyor. Ağaçlandırma yapılıyor, ormanlandırma yapılıyor ve son olarak kentsel sıvı atıkların yani kanalizasyonun tamamını köyler dahil arıtan arıtma sistemleri kuruluyor. Sanayi atıkları için kimyasal arıtma sistemleri kuruluyor. Zirai ilaçlama sistemleri belli bir model içine oturtuluyor. Ve Aydın'da 14 tane katı atık çöp depolama tesisi yapılıyor. Bütün bunlar 1,5 milyar dolara çıkıyor iken sen git bir otobanı 1,6 milyar euroya ihale et. Diyecek laf yok. Şimdi MÇEP projesi içindeki otobanın rolü çok önemli. Çünkü Menderes yatak ıslahı yapılınca o yatağın bakın burada gözüküyor. 130 metre genişliğinde bir kanal. Menderes Nehri. Büyük kanal. Kenarında hızlı tren var. 3 hatlı. Seddenin bir tarafında hızlı tren var. 3 hatlı tren. Bunun bir tanesi transit hızlı tren. Bir tanesi metro tarzında her durakta durabilen bir tren. Üçüncüsü de yük treni. Yük taşımak amaçlı. O yerin altında jeotermal hattı veya doğalgaz hattı var. Ve de enerji nakil hattı var. Öbür tarafında tam 60 metrelik bir seddede 60 metrelik otoban var. Gördüğünüz gibi kesit bu. Bunu ben çizeli aşağı yukarı 97, 96, 97'de çizdiğime göre 28 sene olmuş ya. 30 seneye yakın olmuş ya. Bas bas bağırdık. Belediye başkanı iken de bağırdık. Başkanlığı bıraktıktan sonra mühendis olarak, akademisyen olarak her yerde söylüyoruz ama gündem başka. Gündem normalleşeceklermiş, el sıkışacaklarmış. El sıkıştıktan sonra birbirlerinin arkasından küfür edeceklermiş. Kavga gürültü. Yani o kadar suni gündemlerle Türkiye meşgul ediliyor ki bu tür projelere kimse kafa yormuyor, kimse dinlemek bile istemiyor. Yani dediğim gibi hep iş geliyor derenin taşı, derenin kuşu. Biz derenin taşıyla derenin kuşunu vurmak yerine o taşı esirgeyip de 20 kilometreden kuşu kovalamak için taş getirirsek kalkınamayız. Yani burada bizim hazırladığımız otoban güzergahı, bakın Karacasu üzerinden, Afrodisyas üzerinden Denizli'ye bağlanıyor. Yani şu anda yapılmakta olan üstteki mavi gördüğünüz otoban o Antalya'ya geçmesi için şurada bir tünel açılması gerekiyor. İleride açılacak, şu anda yapılmıyor. Denizli ortada görüyorsunuz. Ve de bizim önerdiğimiz otoban güzergahı Antalya'ya Nazilli Serinhisar arasında. Peki Denizli ne olacak? Ya Denizli'nin bu mevcut otobanını yine yapın. Denizli Ankara otobanı olarak yapın. Ama Antalya otobanı yapacaksanız Nazilli Serinhisar arasından bağlayacaksınız. Aydın'ın en görkemli koridoru olan Afrodisyas'ın da içinde bulunduğu alandan geçireceksiniz. 20 kilometre yol kısalacak. Denizli'yi bypass mı ediyorsunuz? Hayır.
Bu yoldan Denizli'ye yine bir tünelle bağlanıyorsunuz Denizli merkeze ve Denizli'nin havaalanını kale istikametine bir havaalanı koyuyorsunuz. Denizli'de havaalanı sorunu var. Eskiden beri var. Denizli'nin havaalanı 55 kilometre ileride. Çok da pratik değil. Onun için de gelişemedi. Denizli'nin bu kadar güçlü bir ekonomisi olmasına rağmen, muazzam bir üretimi olmasına rağmen hava ulaşımı hizmetlerini alamıyor. Aynen Aydın gibi. Aydın'da da Çıldır Havaalanı'nı bir türlü yapamadılar. Rahmetli Çıldır orayı bağışlamış, havaalanı yapılsın diye tapuya şerh koymuş. Bizi kandırmak için oraya bir tane pilot okulu açtılar. Bize bir faydası yok. Nesi var? Gürültüsü var. Her gün kalkıyor onlarca uçak Aydın tepesinde fır 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 gürültü kirliliği yaratıyor. Ya yani tenzih ederek söylüyorum. Yaptıkları iş tabii ki önemli bir iş. Pilot yetiştiriyorlar. Ama Aydın'ın hak ettiği bu değil. Çıldır Havaalanı'nın ulusal hatta uluslararası trafiğe açılma şansı var. Aydın'ı hak ettiği yere getirirseniz oradan günde 50 tane uçak kalkar. Biz bunların hepsini anlattık. Denizli için de aynı şey. Denizli'nin havaalanı yapılması gereken yer Tavas Ovası'nda kenarında bir alan. Bakın burada yerleştirmişiz. 4,5 kilometrelik 3 tane pisti olan bir havalimanı. Bunun da Denizli'ye erişim mesafesi otoban buraya yapılsaydı tünelden sadece 15 dakika. Sadece 4,5 kilometre. Tünelden geçiyorsun Denizli'nin göbeğindesin. Hiçbir zaman hava alanına Denizli büyüyüp şehrin ortasında kalmayacak bir projeydi bu. Çünkü arada Babadağ var. Arada dağ var. Tünelle geçiyorsun. Bu kadar basit. Yani entegre çözüm, entegre planlama dediğimiz hep budur. Hava alanını, şehrin ihtiyaçlarını, ulaşımı, enerjiyi, tarımı, yan dere yataklarını, erozyonu, ağaçlandırmayı, arıtma tesislerini, çöp deponi merkezlerini, bakın bir projenin içinde bunların hepsini entegre etmişiz ve Mençep diye devasa bir doğa projesi çıkarmışız. Şu doğa parçası, şu benim aşık olduğum Aydın toprağı, Menderes Ovası, Büyük Menderes Havzası dediğimiz havza, bunu nasıl kullanırız? Soru bu. Nasıl kullanırsak bize yararlı olur? İşte Mençep projesi buydu. Sen gidip onun orasına bu, burasına bu, şurasına da otoban. Şu projenin tamamının maliyeti kadar sen gidip de buraya para harcarsan, o bir tane otobana para harcarsan Aydın'da ne toplulaştırma olur, ne tarım reformu olur. Dağlarda susuz kalan tarım alanları, köyler, çöpler ortalıkta, kanalizasyonlar nehre akar, pislikten geçilmez, taşkınlardan baş edemezsiniz. Edemezsiniz babam, edemezsiniz. Yani bizim önerdiğimiz şu kesit bir sihirli bir kesitti. Bunu mühendislik yönden hatalı bulanlar çıktı, oturduk, açıkladık. Ve biz de herkes akıllı. Diyor ki abi diyor nehri diyor kanal için alırsan hızlı akar, şöyle olur, böyle olur. Öyle değil işte. Yani bunun bir takım hesap ilkeleri var. Şimdi bakın bu da Denizli'den bakış açısı. Denizli'den bakıyoruz. Şu ortadaki Denizli. Mavi olan sağ taraftaki şu anda yapılmakta olan otoban, sarı olan Serinhisar Nazilli arasındaki Karacasu üzerinden geçen bizim önerdiğimiz güzergah. Bakın burada Denizli Havaalanı var Tavas'ta. Şurası şu kırmızı alan Serinhisar. Ve bunun ikisinin arası bir tünelle bağlanıyor. 4,5-5 kilometre. Bakın burada göstermişiz. Bağlantı yolu ve tünel. Denizli ile havaalanı ilişkisi işte. Denizli nereye büyürse büyüsün havaalanı şehrin içinde kalmayacak. Havaalanı yarattığı gürültü, kirliliği, riskler vesaire hiçbirinden Denizli etkilenmeyecek. Bu kadar basit. Dolayısıyla biz bunları zamanında Sayın Zeybekçi Bakan'a da belediye başkanı iken de anlattık manlattık ama kimsenin öyle bir derdi maalesef yok arkadaşlar. Şimdi bugün sizlere Aydın'daki Aydın Denizli otobanıyla ilgili bir planlama plansızlık örneği, bir doğa katliamı örneğini sunduk.
Hep şunu söylüyorum. Siz doğa severler, hayvan severler veya işte bir takım muhalif görünen aktivistler çıkıp bir şey söylediğiniz zaman çözümünüz olsun. Bizim çözümümüz var. Mençep. Biz otobanı oradan yapmayın dediğimizde şuradan yapın. Bunun yanında bunu da yapın, bunu da yapın, bunu da yapın, bunu da yapın. Aydın'daki o doğa parçasını, o güzelim Menderes Ovası'nı dağıyla birlikte, Menderes Havzası'nı ihya edin. Bunun en entegre çözümünü planladık. Bunun içinde 8 tane bakanlık bir araya gelmesi gerekiyor. Değişik değişik bakanlıklar. Gelmiyorlar kardeşim. Demiryolu karayoluyla gelmiyor, karayolu DSİ ile gelmiyor. DSİ efendime söyleyeyim havalimanlarıyla gelmiyor. Tarım Bakanlığı orada. Yani dolayısıyla siz olun, bunları bilin, bunları gündeme taşımaya çalışın. Önümüzdeki hafta daha önemli, çok sürpriz bir konuda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.